Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı TUSAŞ'a düzenlenen saldırının ardından teröristleri inlerinde avlamaya devam ediyor. Irak ve Suriye'deki terör yuvaları vuruluyor. Suriye sınırına gidelim şimdi. Detayları da muhabir arkadaşımız Mehmet Geçgel aktaracak. Kendisine öncelikle iyi sabahlar dileyip hemen sözü sana bırakalım Mehmet. Teşekkürler Mehmet. İyi sabahlar diliyoruz bizler de size Suriye sınırından. Tabii siz de ifade ettiniz. Operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Hem Suriye'nin kuzeyinde hem de Irak'ın kuzeyinde operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Öyle ki terör yuvaları bir bir imha edilerek teröristler de etkisiz hale getiriliyor. Hain saldırıdan bu yana 124 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerin ikisinin de üst düzey, sözde üst düzey olduklarını da ifade edelim. Tabii Milli İstihbarat Teşkilatı bir yandan operasyonlarını, nokta operasyonlarını gerçekleştirirken Türk Silahlı Kuvvetleri de terör hedeflerini nokta atışlarla imha ediyor. Biz şu anda Suriye sınırındayız. Hemen karşımızda Kamışlı bulunuyor. Mardin'in Nusaybin ilçesindeyiz. Kamışlı'ya baktığımızda da yine sabahın ilk saatlerinde de uzaklara baktığımızda Kamışlı'nın üzerinde yine o terör yuvalarından dumanların yükseldiğini görmek mümkün. Zira gece boyunca da yine terör yuvaları hedef alındı ve imha edildi. Teröristler de etkisiz hale getirildi. Geride bıraktığımız günde MİT'ten bir açıklama yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı 23.10.2024 tarihinde TUSAŞ'a yönelik PKK tarafından gerçekleştirilen menfur terör eylemi sonrasında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlarına aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda MİT tarafından 23-26-10-2024 tarihleri arasında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK-YPG'ye ait toplam 157 noktaya operasyon icra edilmiştir. Özellikle PKK-YPG'nin savunma sanayi tesisleri öncelikli olarak hedef alınmış olup hedefleri arasında örgüt, sözde örgüt karargahları, askeri eğitim kampları, lojistik teknik depoları ile silah mühimmat depoları bulunmaktadır denildi. Yapılan açıklamada ve aynı zamanda MİT'in gerçekleştirdiği harekatta Türkiye'nin savunma sanayi kuruluşlarının ürettiği yerli ve milli ürünler aktif olarak kullanılmış olup TUSAŞ üretimi Anka SİHA'lara özellikle görev verilmiştir denildi. MİT tarafından yapılan açıklamada TUSAŞ üretimi Anka SİHA'larda gerçekleştirilen harekatlarda özellikle görevlendirildi. TUSAŞ'a saldırı düzenlemek isteyen teröristlere TUSAŞ'ta üretilen savunma sanayi yakından gösterildi. Anka SİHA'lar teröristlere yakından gösterildi ve tepelerine bombalar bırakılarak terör hedefleri imha edildi. Teröristler de etkisiz hale getirildi. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ'dan biraz daha sağ tarafı göstermesini rica edeceğim. Hemen o noktada yine Kamışlı'nın kırsal noktası oluyor. Bakın oradan da yine dumanların yükseldiğini görebiliyorsunuz. Geride bıraktığımız günde de yine terör yuvalarından dumanlar yükseliyordu. Kamışlı'nın yanı sıra özellikle aynı İsa bölgesinde bulunan terör yuvaları Mehmetçik tarafından nokta atışlarla vuruldu ve terör yuvaları imha edildi. Yine teröristlerin Kamışlı bölgesinde kullanmış oldukları, sömürdükleri o petrol tesisleri hedef alınarak imha edildi ki teröristlerin gelir kaynağına da ağır bir darbenin vurulduğunu ifade etmemiz gerekir. Tabii Terrifat kırsalı, Münbiç kırsalı, aynı zamanda o noktada bulunan Aynel Arap kırsalında bulunan teröristler de Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Gerçekleştirilen hava harekatının yanı sıra bir yandan da karadan topçu atışları ve obüs atışlarıyla da terör hedeflerinin imha edildiğini ifade etmemiz gerekir. Suriye'nin kuzeyinin yanı sıra Irak'ın kuzeyinde de terör hedefleri nokta atışlarla vuruldu ki Irak'ın kuzeyinde teröristlerin sığındıkları mağara, sığınak ve barınaklarda yine SİHA'larımız tarafından imha edilerek içinde bulunan teröristlerin de etkisiz hale getirildiğini ifade edelim. Yine teröristlere ait o sözde karargahlar imha edilirken diğer yandan da mühimmat depoları da yine Mehmetçik tarafından havaya uçuruldu ve teröristlere, PKK'ya, terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe vuruldu. Biraz önce de ifade ettiğim gibi geride bıraktığımız günde yapılan son açıklamaya göre hain saldırıdan şu dakikaya kadar ikisi üst düzey 100,
124 terörist etkisiz hale getirilmişti. Tabi bu sayının da güncellenmesi pek muhtemel gibi görünüyor. Zira hala operasyonlar devam ediyor ve teröristler belirlendikleri noktada Mehmetçik tarafından etkisiz hale getiriliyor. Toparlayacak olursak alçak saldırının intikamı misliyle alındı ve alınmaya da devam ediliyor. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Mehmetçik şehitlerimizin intikamını aldı. Halihazırda da operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Bir yandan Milli İstihbarat Teşkilatı örgütün sözde üst düzey yöneticilerine nokta operasyonlar düzenlerken diğer yandan da Türk Silahlı Kuvvetleri terör yuvalarını, hainlerin yuvalarını başlarına yıkmaya devam ediyor ve imha edilen terör yuvalarının içerisinde de teröristler etkisiz hale getiriliyor. Biz de sınırın sıfır noktasındayız. Gelişmeleri takip ediyoruz.